çiftçinin bu sene son yılı. Yeni sene bu lahanayı kaç kişi eker, o da ayrı bir dert yani. Adana'da kışlık sebze hasatları başladı. Verim yüksek olsa da fiyatlar üreticiyi mağdur ediyor. Şükür verimler iyi de işte maliyet yüksek. Tarlada lahana para etmiyor. Adana'da geçen günlerde başlayan kışlık sebze hasadından üretici umduğunu bulamadı. Vatandaş bir türlü malını satamıyor. Lahana yerinde duruyor. Maliyetlerin faiz şekilde artmasına karşın ürünler para etmiyor. İşte elektrikle suluyoruz veya mazotla suluyoruz. Mazot olmuş 14 lira elektrik. Mazotu geçmiş. Gübre satın başını almış geliyor. Buna bir yetkililerinin işte bir önlem almasını istiyor. Lahana'da dönüm maliyeti 5000 lirayı buluyor. Üreticiye dönümde getirisi ise 3000 lira. Bir lahananın maliyeti gübresiymiş, ilacıymış, sulamasıymış, diktirmezmiş 5-6 bini buluyor. Biz ama dönümünü 3 liraya falan verdik. Zarar olur zarar. Yeni sene nasıl ekeriz o da ayrı bir dert. Lahananın tanesi tarlada 1 lira. Üretici raf fiyatlarının 10 ila 15 lira olmasına tepkili. Üretici bir ayrı dert. Tüketici bas bas bağırıyor pahalılık değil. Bu aradaki farkı kim yiyor? Bir de o ayrı dert. Tarlada lahana 1 lira 2 lira. Tezgaha vardı mı lahana 10 lira 15 lira. Bölgede lahanaların birçoğu hala satılamadı. Don yaşanmaya başlamasıysa yetişmiş ürünleri öldürüyor. Kış da geldi, soğuk çöktü, don atıyor. Fark etmediği gibi bir de don olayı olacak. Lahana buradan illaki zarar görecek. Zarar büyük olacak. Bu seneyi bir şekilde atlatacaklarını söyleyen üreticiler seneye ekim yapamayabilir. Ben bu tarladan zarar edersem nasıl ekeceğim? Bu seneye borç harça atladırık ama yeni seneye bu ekecek bir güç kalır mı? O da ayrı bir dert. Mağdur olan üretici devletten çözüm bekliyor. 50 kuruşa fideyi alıyoruz. Diktirmesi var, gazdırması var, ilacı var, suyu var, çapası var. Yani çiftçi kazanamıyor hele bu sene. Son senesi diyeyim ben. Öyle diyeyim. Her zaman da öyle diyorum.